Tamam abi. Evet, Tener Hekim Mehmet Erkan'dan. Öncelikle onu söyleyeyim. Şarbon hastalığı zoonoz bir hastalıktır. Zoonoz ne demektir? İnsanlardan hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara bulaşabilen bir hastalıktır. Tabii dünya genelinde 200'ün üzerinde zoonoz hastalığı olduğu belirtilmektedir. Tabii bununla ilgili bir takım önlemlerle alabileceğimiz, elimizden geldiğince basit önlemlerle, biyogüvenlik önlemleriyle, koruyucu önlemlerle biz bu hastalığın oluşmasını, hayvanlarımıza hastalık oluşturmasını, daha doğrusu insan sağlığını, dolaylı olarak insan sağlığını etkilemesini engellemeye çalışabiliriz. Peki bu şarbon hastalığı hayvanda nasıl gözüküyor? Nasıl gözlenebilir? Şu şekilde, zaten hayvanlarda perakut dediğimiz, yani çok çabuk bir şekilde klinik belirtiler ortaya çıkıyor ve hayvan ölmesine sebep oluyor. Yani perakut dediğimiz çok çabuk, 1-4 saat içerisinde öldüğü söyleniyor. Kuluçka evresi var. Kuluçka evresi dediğimiz inkübasyon sürecini tamamladıktan sonra hayvanlarda çok hızlı bir şekilde gelişerek ondan ölmesine sebebiyet verebiliyor. Bu zoonoz bir hastalık, yani hayvanlardan insanlara da bulaşabiliyor. Bunun 3 formu var. Deri formu, akciğer formu, bir de sindirim formu var. Deri formunda iyileşme ihtimali, bunu zaten uzmanlar bu şekilde belirtiyorlar, iyileşme ihtimali yüksek. Ama akciğer ve sindirim formunda ölüm oranının yüksek olduğu, yani %50 civarında olduğu söyleniyor. Tabii biz bunu veteriner hekimlik kısmına baktığımız zaman, burada veteriner hekimliğin insanlık için, insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Koruyucu hekimlik bu işin başlangıcıdır. Koruyucu önlemlerimizi alırsak, veteriner hekimlerle sürekli irtibatlı olursak bu hastalığı önleyebiliriz. Koruyucu önlemler nedir? Tabii koruyucu önlemler biyogüvenlik önlemleridir. Elimizden geldiğince basit biyogüvenlik önlemleriyle, mesela şu şekilde tulum giyebiliriz, ayaklarımızda galoşlar giyebiliriz, ziyaretçilerin işletmemize girmesini kısıtlayabiliriz. Bu şekilde biyogüvenlik önlemleri alarak hastalığın işletmemizde, hayvanlarımızda oluşmasını engelleyebiliriz.